8 7 6 5 4 3 2 1. Önüm arkam saklanmayan sobe. Şşş. Kesinlikle kapanın içinden geçelim derim. Avery ile Theo sıkışmış olabilir. Haklısın Bex. Yardıma ihtiyaçları olabilir. Pekala, ben önden gidiyorum. Vay canına. Şuraya bakın. Çok güzel bir yer. Bu iyi alamet değil. Merak etmeyin. Eminim bu sadece yeni dostlardır. Avery, Theo. Sizi bulduk. Ah, şükürler olsun. Çok endişelenmiştim. Bu gizli kapı süper iyiydi ama, ha? Değil mi? Ama artık yerinde değil. Nasıl geri döneceğiz şimdi? Bununla. Pekala millet, hadi oyun odasına geri dönelim. Durun bakalım. Etrafınıza bir bakın. Burası adeta saklambaç cenneti. Faydalanmazsak yazık olacak. 10 9 8 7 6 5 4 3 2. Değil. Önüm arkam sağım solum sobe. Yakaladım. Yakaladım. Evet ama Theo'yu buldunuz mu? Bence öğle yemeği vakti gelmiş. Oyun için başka bir zaman yine geliriz bebekler. Bu aleti güvenli bir yere koysak iyi olacak. Bu cadılar bayramında amma çok şeker topladı. Hepsini birden yiyemezsiniz ki bebekler. Aramızda adice paylaşmalıyız ve kalanını sonraya saklarız. Şimdi hadi bakalım bebekler. Cadılar bayramı kostümlerinizle bir fotoğraf çekinelim. Neyin var Theo? İçin mi ağrıyor yoksa? Gel, bir bakayım sana. Ama bakmama izin vermezsen nasıl yardım ederim sana? Belki de oyun zamanı gelmiş. Mutlu Cadılar Bayramı.
Yani mutlu diş doktoru günü. Hadi dişçiye gitmece oynayalım. Kimler diş kontrolü için hazır bakalım ha? Sizi bekleme odasına alabilirsek çok iyi olur bebekler. Biz de böyle de hazırlanırız. Haydi Doktor Bex. Lulu, hanım, doktorun ofisine lütfen. Pekala, bu çubukla dilinin üstüne bastırıp ağzının içini iyice görebileceğim. Hazır mısın? İşimi zorlaştırıyorsun. Her şey iyi durumda Lulu, dişlerin güçlü ve sağlıklı. Tilly hanım, doktorun ofisine lütfen. İki kez diş fırçaladığım belli. Theo Bey, doktorun ofisine lütfen. Pekala kankacığım, duyduğuma göre dişin ağrıyor. İzin verirsen bakabilir miyim? Evet, galiba derdin ne buldum? Bence şeker yemeyi biraz abartmışsın. Şeker mi? Ama sadece bir tane lollipop. Dili masmavi ve dişlerinin arasına bir parça sıkışmış. Tam şurada. İşte bak. Şimdiden daha iyi hissediyor gibisin. Theo. Çok fazla şeker yerseniz dişleriniz ağrıyabilir. Ama dişler düzenli fırçalanırsa bu fena çürükler engellenebilir. Öyle değil mi Gordon? Bugün diş doktorunda çok cesur olduğunuz için herkese bir sürprizim var. Sen bütün lollipoplarını yediğine göre sana başka bir sürprizim var. Hadi iş başına. Dekorasyonu biraz fazla mı abarttık sanki? Cadılar Bayramı'nın en önemli kısmının korkunç süslemeler olduğunu herkes bilir. Daha neler Bex? Cadılar Bayramı'nda en önemli şey tabii ki şakacı yiyeceklerdir. Şu yiyeceklere bakın. Çok şirinler. Lulu, biraz partiye de kalsın. Burada bir yerde olması gerek. Gördüm, biliyorum. Ama nerede olabilir ki? Grup kucaklaşması. Teşekkürler. Gerçekten çok iyi geldi. Ama ne yaptığımı öğrendiğiniz zaman bu güzel kucaklaşmayı geri almak isteyeceksiniz. Hadi ama Charlie, o kadar da kötü olamaz. Evet, her ne olursa olsun biz seni hep severi. Yeni Cadılar Bayramı kostümlerinizi kaybettim. Cadılar Bayramı mahvoldu. Artık kimse eğlenemeyecek ve hepsi benim suçum. Hadi Charlie, kostümler mutlaka burada bir yerdedir. Evet. Nasıl bir kutunun içindelerdi? Büyüktü. Ve kahverengi. Ve kare şeklindeydi. Yani herhangi sıradan bir kutu gibi öyleyse. Konuyu pek netleştiremedik gibi. Yeterince üzgün zaten. İyi bir arkadaş ol. Haklısın. Hadi bakalım millet. Eminim birlikte hareket edersek kayıp kutuyu bulabiliriz. Burada değil. Ben de bulamadım. Tilly? Hadi. Theo? Theo! Hayır!
İyi misin dostum? Oh, hey, bu da ne böyle? Charlie, bulduk. Yaşasın, hepimiz süper kahraman olacağız. O kadar da kötü değiller. Prenses elbisesi olur mu? Ben süper kahraman ısmarlamıştım. Bu bir felaket. Emin olamadım. Galiba bu elbise beni güzel zıplatıyor. Ama planım bu değildi ki. Cadılar Bayramı tamamen mahvoldu. Charlie bak. Bu inanılmaz bir şey. Denesene. Vay canına. Cadılar Bayramı tıkırında. Gönder müziği. İşte okul projem nasıl olmuş? Temamız aileydi. Ben de ilhamımı bebeklerden aldım. Harika görünüyorlar. İfadelerini gerçekten de güzel yakalamışsın. Epey vaktini almışa benziyor. Evet, yarın öğretmenime göstermek için sabırsızlanıyorum. Şimdi kuruması için güvenli bir yer gerek. İşte oldu. Burada hiç şüphesiz güvende olurlar. Hadi kutlayalım. Atıştırma zamanı. Evet. Mahvolmuşlar. Bunu yarın bu halde projem diye gösteremem ki. Ne yapacağım ben şimdi? Önemli değil. Bir yolunu buluruz. Sen biraz mola ver ve projeni ne yapacağını düşün. Ben de bebeklere bakayım. Tamam. Temiz hava al. Eminim aklına bir şey gelecektir. Teşekkürler Avery. Vay. Şu hale bak. Zavallı Charlie. Bunu düzeltmenin bir yolu olmalı mutlaka. Değil mi bebekler? Bebekler hayır. Charlie'nin ihtiyacı olan son şey daha çok pislik. Ah, yardım etmeye çalışıyorsun. Lulu, tam bir sanatçı ruhun var. Hadi bakalım bebekler, kolları sıvayalım. Elinize sağlık bebekler. Her yer sanatla doldu. Hey, sanatımızı yeme lütfen. Hazır mısınız? Heykel yapımı başlasın. Teo. Vay canına, herkes harika iş çıkardı. Tam bir şaheser. Göz kamaştırıcı. Muhteşem.
Pekala. Yarın öğretmeni teslim edecek bir projem yok derim. Olur biter. Sonra. Ne oluyor burada? İşte. Aa, bebekler. Siz mi yaptınız bunları? Harika olmuşlar. Şuna bak. Patates püresi mi bu? Ah, vay canına. Beni de mi yaptınız? Yapmaz olurlar mı? Bayıldım. Şimdi gerçekten de aile gibi görünüyoruz. Teşekkürler Avery. Teşekkürler bebekler. Kim spa günü ister? İstemez miyim? Şu şeylere bak hele. Keyif çatmak için gereken her şeyimiz var. Rahatlatıcı masajlar için yatıştırıcı losyonlarımız var. Tırnaklarımızı boyamak için aklımıza gelebilecek tüm renkler. Fiyonklar, zikzak taçlar, saç simleri ve çılgın mohawklar. Acayip güzel yüz çıkartmalarımız bile var. Ve yeni süper havalı bir tarz. Hadi biraz eğlenelim. Evet. Çili, kıpırdama. Ay pardon. Gördün mü? Seveceğini söylemiştim Lulu. Lulu, neredeyse. Tilly, kadar kötüsün. Ya! Spa günü din. Durun bir dakika. Bu ne böyle? Vay Tilly. Muazzam bir sivilce bu. Bak. Theo ve Lulu'da da var. Hepimizde var. Bir dakika. Sakin olun millet. Ama biz su çiçeği geçirdik zaten. İşte bu. Sadece çıkartma yapıştırdığımız yerlerde var. Oh yo. Sadece el işi için kullanın. Deriye yapıştırmayın. Of arkadaş, şimdi ne yapacağız? Çabuk olun, beni takip edin. Herkesin lekesi geçmeye başladı. Bir dahaki spa günü için azıcık ön araştırma yapsak iyi olacak. Gordon'un da mı lekesi var? Gordon! Selam bebekler. Okuldan döndük. Okul çok eğlenceliydi. Matematik dersi, fen dersi ve... Yo bebekler. Ne yapıyorsunuz böyle bebekler? Ben anladım. Okulu merak ediyorsunuz siz, değil mi bebekler? Bence okulun ne olduğunu tam olarak anlamış değiller. Buldum. Onlara okula nasıl hazırlanacağımızı göstermeye ne dersin? Böylece büyüdükleri zaman ne yapacaklarını iyi bilirler. Harika fikir Avery. Hadi o zaman bebekler, hazırlanalım. Öncelikle güne başlamak için yüzünüzün tertemiz olması iyi olur. Theo!
Wow! Şimdi kıyafetlerinizi seçeceksiniz. Şık görünmeli, iyi izlenim uyandırmalı ve kendinizi ifade etmelisiniz. Sıra sizde. Vay! İzlenim bırakacağınıza hiç şüphe yok. Şimdi okuldan önce sağlıklı bir kahvaltı yapmak önemlidir. Bunu atlayıp okul çantasına geçelim. Alın bakalım bebekler, size özel tasarlanmış sırt çantaları. Doyurucu, leziz ve sağlıklı bir öğlen yemeği lazım. Ben sandviç, meyve suyu, meyve ve kurabiye isterim. Sizin çantanızda neler var? Enteresan. Dondurma ve sosis mi? Bu benim ayakkabım mı? Ders malzemelerini de koymayı unutmayın. Kitaplarınıza, hesap makinesine ve kaleme ihtiyacınız olacak. Başardınız bebekler. Artık herkes okula gitmeye hazır. Bakın bebekler, okul otobüsü gelmiş. Sonraki durak okul. Pekala bebekler, işte geldik. Bence okulu gerçekten çok sevecekler. Belki birkaç yıl daha beklemeli. Piknik için kimler hazır? Vay! Oyo! Lulu kazayla elinin elbisesini yırttı. Önemli değil. Kazalar olabilir. Üzülmeyin. Prenses Ellie'ye yeni bir yazlık elbise alabiliriz. Plan değişti bebekler. Giysi alışverişine gidiyoruz. Ama giysi alışverişi gerçekten çok eğlenceli. Yemin ederim. Buldum. Burada bir butik açmaya ne dersiniz? Böylece bebekler eğlenceli olduğunu anlar. Bu harika bir fikir Bex. Hadi. Bex'in bebek butiğine hoş geldiniz. Bugün ne alışverişi yapıyoruz? İçin yeni yazlık kıyafetler bakıyoruz. Harika. Burada tişörtler, bluzlar ve ceketler var. Etekler ve pantolonlar da şurada. Aksesuarlar tam şu köşede ve elbiseler de orta reyonda. İhtiyacınız olursa teşekkürler buradayım. Teşekkürler butik görevlisi. Hadi gelin bebekler, alışverişe başlayalım. Bak şimdi bu güzel bir tişörtmüş. Ne dersin Eli? Oh, çok şirin. Gel. Oh, çok zenginsin Lulu. Bu çok güzel. Oh, pekala, artık bunları deneyelim ha? Nasıl gidiyor Prenses Eli? Oo, çok sosyetik. Yazlık hava için çok sıcak. Bence ceket biraz fazla uzun geldi. Hafif, rengarenk, yaz için harika. Sorun nedir Eli? Eski elbiseni hala daha çok seviyorsun ha? Şuna bir bakabilir miyim? Bebekler, yeni kıyafet denemek ister misiniz? Çok şık. Havalı. Moda. Hepsini alıyoruz lütfen. Tabii ki. Ama galiba bir şey unuttunuz gibi.
hafif bir dikiş işiyle halloldu. Bakın, al bakalım. Şimdi yeni gibi oldu. Böylece yeni kıyafet almamıza da gerek kalmadı. Ve nihayet pikniğimizin tadını çıkarabiliriz. Bence pikniğin sonu göründü arkadaşlar. Vakti geldi, çattı bebekler. Tiri, amma haylazsın. Bu şekerli pastanın hepsini yersen asla uyuyamazsın. Kolay değil biliyorum bebekler. Ama iyi bir uyku çekerseniz pastayı sonra partide yiyebilirsiniz. İyi uykular bebekler. İyi şekerlemeler. Tatlı rüyalar. Yüzündeyken bile tadı bir harikaymış. İyi ki doğdun. Sizi gidi haydut bebekler. Benimle geliyorsunuz. Hemen, şimdi. Ay, şunlara bak. Belki cupcake'in tadına azıcık bakabilirler. Üzgünüm bebekler. Kendiniz ettiniz, kendiniz buldunuz.